Haber Mehmet Özcan'ın haberi. Biz Onur Özkan'la devam edelim. Sonra sana tekrar dönerim Yok zaten Mehmet haberi Özcan. anlattınız. Bu kadar da. Bu, hepsi bu. O gün içinde bayağı konuşuldu bu arada. Tebrik ediyorum. Evet. Çok güzel Teşekkür haber. Ederim. Yani futbolda ekip işi son derece önemli ve Okan Buruk da buna çok dikkat ediyor. Artık futbolun geldiği noktada çünkü çok kalabalık bir ekiple teknik adamlar yola çıkıyor. Mesela şöyle bir fotoğraf vardı bu sezon. Bence önemli. Xabi Alonso. Hani yılın belki en flash ismi Avrupa futbolunda. Kesinlikle. Sezonun ortalarında bir yerde bir maç sonrası tribünler Xabi Alonso'yu çağırmıştı. Koşa koşa gitti kulübeye. Tüm ekibini aldı, taraftarlara götürmüştü. Yani artık futbolun geldiği nokta bu. Okan Hoca'yı hep şöyle görüyoruz kulübede. Maçın kriz anlarında ya da kriz anları olmasın herhangi bir anda İrfan Hoca da kafa kafaya veriyor. Elinde bir taktik tahtası ve hep konuşuyorlar. Yani bu çok kıymetli. Hoca saygı duyuyor, önem veriyor etrafındaki kişilerin görüşlerini. Tabii ki lider olarak son kararı o veriyor. Ama etrafındakileri dinleyerek bir karar alıyor. Son derece kıymetli bence bu. İşte Mehmet'in yaptığı haberde de orada analiz ekibinin teşhisleri direkt hoca bunu kabul etmeyebilir. Ben başka gördüm saha içinde. Hayır bu değil de diyebilirdi. Saygı göstermiş analiz ekibinin oradaki değerlendirmelerine ve çok direkt maça aldırdı hamlelerin birçoğu Galatasaray'a. Okan Hoca bunu çok iyi yapıyor gerçekten de. Yani İrfan Hoca perde arkasında kalıyor belki biraz ama Galatasaray'ın başarısında çok önemli bir pay sahibi İrfan Hoca. Rakip analizleri konusunda bir uzman hoca. Başakşehir'de de çalışmışlardı. Yani gerçekten hatta Elazığ'dan beri geldiği dönemde bir tartışma olmuştu. Fenerbahçe'de görev yaptı. Olur mu falan. İşte sonuç ortada yani. Demek ki bazı şeyler çok fazla böyle kafa yormamak gerekiyor. O yüzden de Okan Hoca'nın başarısında tartışması ekibinin çok büyük payı var. Bugün sordum. İspanyol yardımcısı devam ediyormuş. İsmail ismi. İsmail evet. İsmail Garcia. İsmail Garcia. Sonuçta Okan Hoca zaten İtalyanca, İngilizce birebir iletişim sağlayabiliyor. Mesela Hakim Ziyech oyuna girdiği bir görüntü vardı. Tabii. Gördün mü onu? Hoca yanına oturdu Hakim Ziyech'in. Kendi verdi taktiği. Yabancı dildi. Büyük ihtimal İngilizce orada konuştular Hakim Ziyech'te. Çok önemli bir şey bu futbolda. Yani iletişim zaten önemli. Bir de iletişimi birebir kendin yapabiliyorsan yabancı oyuncuyla İngilizce yapıyor hoca bunu. İtalyanca yapıyor. Çok kıymetli yani bu Okan Hoca açısından. O görüntü bence çok önemli Hakim Ziyech diyaloğu. Ben Okan Hoca'nın teknik adamlığını zaten beğeniyorum ama destekleme sebeplerinden biri basın toplantılarındaki vücut dili. Gayet uzlaşmacı konuşması. Evet. Hatta yaptı en son Sparta Prag maçı. İki maç ceza aldı dedi zaten maçtan sonra. Özür diliyorum bana yakışmadı. Tebrik ediyoruz rakibimizi dedi. Yine Süper Kupa Fenerbahçe tarafı keşke birlikte olsaydık sarılarak karşınıza çıksaydık dedi. Kulübede yine bir görüntü bu sezon ilk yarısında oynanan Chamberlain'in golüyle Galatasaray Beşiktaş maçı 1-1'e geldi. Döndü kafa kafaya verdi İrfan Hoca ile yani panik de yapmadı. Yardımcılarını dinliyor, dikkate alıyor. Bu önemli ve nihayetinde bu ekip işi artık istatistiklere de yansımaya başladı. Yani Galatasaray kırılmadık, rekor bırakmadı diyebiliriz. Puan ortalaması çok yüksek. İç sahada zaten firesi yok ve oyuncu kazanan bir teknik adam rolünü büründü diyebiliriz. Bu iki yıllık süreçte Okan Hoca çok iyi gidiyor. Murat Güloğlu yazmış. Galatasaray teknik direktör takımıdır demiş. Okan Hoca'nın net dokunuşları var. Analiz ekibinin uyarıları galibiyeti getirmesi bunun kanıtıdır. Uzun zaman takımın başında kalır inşallah diye de bir yorum yapmış. Doğru. Yani şimdi tabii ki doğal olarak bir kıyas yapılıyor. İşte Fatih Terim o çizgiye gelir mi Okan evet. Buruk? Ya bu doğal yapılması. Mesela Fatih Hoca'nın ilk 4 yılına baktığımız zaman, yani ilk 2 yılına baktığımız zaman seviye bu kadar yüksek değildi. Evet Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon oldu ama takım top noktaya 3. yılının ortalarında falan geldi yani. Hani ligde o rakipsiz noktaya. Okan Hoca gerçekten de 1,5-2 yıllık süreç içinde çok çok önemli bir başarı. Yani dünyada herhangi bir teknik direktör buraya gelse Galatasaray'ın başına bu rakamları, bu başarıları elde edebilir miydi? Bence edemezdi. İstatistik olarak zaten çok zor. Artı bir de işin şu yönünü de konuşalım Melike. Bugün Icardi çok seviliyor. Geldiği gün problemli bir sorunlu etiketle gelmişti. Icardi'yi sıfır arzayla yönetti. Mertens'in rolünü değiştirdi. Mertens gayet farklı rolde şimdi. İnanılmaz koşu, efor sarf ediyor. Takıma kendisini adıyor. Oyuncuya kendisi inan. Sasha Boy'la kötü başlayan ilişki nasıl evrildi onu da gördük. Oyuncunun Bayern Münih'e gitmesine de oyuncu vesile kazanıyor. Oldu. Barış oyuncu Alper'e kazanıyor. Kattı. Barış Alper'in seviyesi ortada. O yüzden yani Okan Hoca yeni yönetimin bence ilk işi zaten. Sezon ne olur? Fenerbahçe Galatasaray ikisi ilk iki de olacak. Ama ilk icraat muhtemelen Okan Hoca'nın sözleşmesini uzatmak olacak. Zeynep Hanım Kocaeli'nden. İzleyicimiz Zeynep Kösal'ı yazmış. İyi yayınlar önce son sayfanın demiş. İyi ki var. Teşekkür ediyoruz. Siz de iyi ki varsınız.
Federasyon başkanını hiç merak etmiyoruz. Sebepleri çok demiş. İki kulübün kavga düzeyindeki rekabetinden kurtulalım yeter demiş. Benim Mehmet Bey'e sorum var. Ziyech seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa iyi olmaz mı demiş. Ziyech'le ilgili de bilgi sahibiyim. Şöyle Melike, maçı çeviren isim olunca Alanya'da biraz sorup soruşurum. Şimdi ara transfer dönemi çok yazılı çizildi. Evet. Ayrılıcı. Şunu söyleyelim bir kere. Galatasaray Saşa Boy'u sattıktan sonra takım içi ödemelerde artık aksama olmuyor. Orada mantıklı bir hamle oldu. Çünkü ara transfer dönemi hatırlayalım. Köyne verilen bonservis 3.3 milyon euro uzun vadeye yayıldı. Benzerini Dursun Başkan sonrası gelen Mustafa Cengiz rahmetli başkan yapmıştı. Badoyen'e yeren gelen parayla takım içi ödemeleri aksatmamıştı. Bu önemli. Ziyech burada çatlak ses çıkardı ama kendisi adına değil bütün takım adına. Sonuçta sezonun ilk yarısı, ben de bunu haber yapmıştım, Onur da muhakkak hatırlar. Aynen. Kolay değil bu kadar maliyetleri girdiğiniz zaman düzenli ödeme. 50 milyon euroya yakın bir maaş. Çünkü sezon başı siz Zanyolu'yu da Yunus da opsiyonlu. Aynen. Geleceğe sıcak dayalı. Sıcak para girmedi Galatasaray'ın tabii kasasına. Ki. Artık tabii gelirler artınca kombine, Şampiyon Ligi, Saşa Boy satışı böyle problem kalmadı. O dönem evet Ziyech böyle biraz gerilmişti. Ama tekrarlayayım, kendisi kadar takım arkadaşlar için de konuşmayı yapmıştı. Ve orada menajerinde şunu söylemişti Melike, onu öğrendim. Bence bu değerli bir cümle. Kendimi Galatasaray taraftarına sevdirmek istiyorum. Yani dış yapısı öyle çok sosyal medyaya odaklı bir oyuncu değil. Veya vücut değil, böyle gollerine deli gibi sevinen bir oyuncu değil. Ama çok yetenek yani, şöyle söyleyelim, ayrı seviye. Ben yani çok nadirdir. Oynadığı maç sayısı 18. Ceza sahasına attığı gol sayısı 6. 3 maçta 1 bakarsak. Arada asistleri de var. Kaçan değerlendirilmeyen gol pasları da var. Nihayetinde Alanya'daki maça bence damgasını vurdu. İlk golü de hazırlayan isimdi. Oyunu ters topla genişletti. Öyle söyleyelim. Barış Alper tarafına topun gitmesini sağladı. İkinci goldeki vuruş, ki onu hep deniyor uzaktan şutlarla. Özel bir yetenek Hakim Ziyech ve son 6 hafta artık sol dizinde sakatlık yaşamazsa sözleşmesindeki opsiyon devreye giriyor. Evet, onu da hatırlatalım ve bir imza parası da alacak bu yüzden. Onu da söyleyelim. Ne olur, çok Suudi Arabistan'a reddedilmeyecek bir teklif gelir. Belki satar ama nihayetinde Galatasaray'ın kalıcı oyuncusu olacak. Son 6 hafta sol dizinden sakatlık yaşamazsa. Sol dizi onun Suudi Arabistan'a transferini engelleyen sakatlık. Orada yaşanmıştı. Evet. Bir de Barış Alper'i sormak istiyorum. Ona da teklifler olduğu söyleniyor. Doğru. Lazio İtalya'dan. Almanya'dan çok takımın istediğini biliyorum. Frankfurt'un istediği söyleniyor. Barış Alper'i. İngiltere, kestiremiyorum İngiliz kulüpleri nasıl bir yol aratı. Çünkü hani İngiltere'den çok da oyuncu gönderemedik bakarsak. Genelde başka ülkelere, Avrupa'da. İngiltere ayrı bir seviye. Ama Barış bence bu fizik gücüyle her ligde oynayabilir. Şu anki seviyesi, bir de Euro 2024 muhakkak orada, ama forvet, ama sağ açık, ama sol açık. Barış Alper Montella'nın ilk 11'inde olacak. Ben Barış'ın da yerli oyuncularda en yüksek teklif almasını bekliyorum yaz transfer döneminde. Artık burada Galatasaray o dönüşümü yapmalı. Ligimizde var Oğuz Aydın mesela, benim ilk gözüme çarpan bir yerli genç hücum oyuncusu yani. Barış'ı çok iyi bir rakama. Üç birinde oynar yeni sezonda kesin Oğuz Aydın. Yani özel bir yetenek. Tabii Galatasaray bu anlamda, ben yaz transfer dönemi direkt satışlar bekliyorum. Birisi Barış Alper olur. Diğeri de Nelson ya da Davinson Sanchez. Davinson Sanchez ile ilgili çok haber çıkıyor ama ben hala aradaki ücret farkından dolayı. Maaş farkı Sanchez daha iyi oyuncu Nelson'dan ama Sanchez 3.2, Nelson 1.3. Ben Nelson'un daha iyi teklif alacağını düşünüyorum aradaki maaş farkından dolayı. Şimdi Barış Alper'in geldiği nokta çok ilginç. İlk başlarda şans bulamadığı dönemleri hatırlıyorum. Tabii. Gerçekten şu anda takımın para kazanabileceği önemli potansiyellerden biri oldu. Şurada bir enteresan bir nokta var. Galatasaray'ın belki de unutmak istediği sezon. 21-22 sezonu. 13. tamamladı. 13. bitirilen sezon. Herkesin hafızasından bir an önce silmek istediği bir sezon. Ama Nelson o dönem geldi. Saşa Boy ve Barış Alper Yılmaz. Yani Galatasaray'ın evet, hem saha içinde kazandığı hem de büyük ihtimalle saha dışında kasada kazanmaya devam edeceği 3 tane oyuncudan bahsediyoruz. Ama şeyi de hatırlatalım Onur tabii. Çikaldo'a ile Morutan'da Torrent'te o dönem geldi. Yani öyle bir gerçek de var. Yani orada tabii ki yani kayıp bir sezon Galatasaray adına ama aslında 3-4 sezonunu Galatasaray'ın hem saha içinde hem saha dışında kurtarabilecek 3 tane oyuncu kazanmış Galatasaray. O anlamda enteresan bir bilgi bence. 21-22 sezonundan böyle bir şey çıkması. Yani kayıp sezonun evet, kazandıranları mı diyelim? Kesinlikle öyle. Öyle yani. Baya baya kazandıranları hem de yani evet, çok ciddi bir şekilde. Hatta Berkan Kutlu'yu bile ekleyebiliriz. Bence Okan Hoca'nın elinde çok iyi bir rol oyuncusuna dönüştü
Ama burada biraz Okan Hoca'ya yazar bu süreç. Onun nedenini tabii söyleyeyim. Tabii oyuncuların gelişimi. Nelson dışındaki oyuncuların tamamı evet. Şöyle çünkü Melike Tete zaten Tete'yi geçmişti. Hakim Ziyech, Zaha, Kerem Aktürkoğlu. Bu üç oyuncunun önüne geçti Barış. Şu an, ama sağ açık ama sol açık. Muhakkak 11 olacak. En net kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz. Yani ya sağda ya solda mutlaka her maçın 11'inde bir de çok geliştirdi kendisini. Pas kayıplarını azalttı. Kafasını kaldırmaya başladı. Kesin top tekniğini geliştirdi. Şutunu geliştirdi özgüvenle birlikte. Fizik gücü zaten çok iyiydi. Bir de mızmız bir oyuncu değil. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Tedirgin olurdum. Sol bek Fenerbahçe. Kariyerinde ikinci ya da üçüncü sol bek maçı. Çok güçlü. Cesaret etmeyi. Mental anlamda çok güçlü pozisyon, bir oyuncu. Pozisyona giremedi Fenerbahçe onun kanadından bakarsak. O da önemli. Evet. Yani oyuncunun kendine güvenini gösteriyor. Şimdi devam edeceğiz. Bir yandan dedik ya Şampiyonlar Ligi maçları da var. Gözümüz kayıyor. Sizin de eminim öyledir. Biz de sizi bir araya gidelim istiyoruz. Reklamımız da var ama bir de geçen yıla, geçen yılın finallerine götürelim. Bugün tabii son sayfada uzun uzun Fenerbahçe Olympiakos maçını da konuşacağız.